Üç gün. Önemli değil. Üç gün hayatım önemli değil. Sibelbaş bir marka. Bakınız orada 800 var. Burada 1000 küsür var. Değil mi? Ve şu anda da gerekli yerlere gideceğim. Serap 1855'te kaç tane vardı? 800 mü? Burada 1000 küsür. Sibel Baysal her yerde. Değil mi canım? Hı. Efendim, türümü açayım bari biraz. Bir tane şey var. Onu bekliyorum. İzini ben boş yere dememiş ki, Sibel Baysal bir markadır. Değil mi? Bunu çok izleyicilerim de söylüyor. Arta dobra olduğumu, adaleti yanıltmadığımı, oyalamadığımı. Evet, az sonra çıkacağım efendim. Ventilatörümü kapatayım bari.
Kahven hoş geldin canım. Serçe merhabalar. Serçe o zaman bir tam olaya vakıf olamadım. Ondan dolayı rica ediyorum efendim. Birkaç kayıt alındı. Evet, bir de Serçe Power oradan alttan değil üstte her zaman benim başım gözüm üstünde olan güzel bir kardeşim. Alttan yazınız efendim. Bakalım. Ne olacak? Simi hoş geldin bir tanem. Güzel kardeşim. Az sonra zaten çıkacağım. Evet. Diğer 18.55'ten 3 gün yokum. Buradayım. Tamam. Çünkü neden? Neden? Ben de şimdi ek olaraktan zaten gidiyorum. Tamam mı canım? Zaten gidiyorum. Ek olarak ben bunları vermiştim. Adil yoluyla. Şimdi ek olaraktan da tekrar gideceğim ve ebedi kokorikle yani burada konuşamıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Ha, ibidi kokrik ve o yani şans hakkında bunların zaten baştan sona kadar ikisinin değil hatta dört üçü bir arada mıydı bu Nescafe? Ha bir de köpüklü vardı. Mideye iyi gelen Nescafe var mı? Var mı efendim mideye? Aa, yeni mi çıktı? Ay inanmıyorum. Gerçekten. Aa, ne kadar güzel işte. Ha, evet. Gizemciğim, hazırım. Bir tanem. Gerekli yerlere vermiş olduğum besteler bugün dün okuyamadım tam olarak. Prova olaraktan geçemedim evladım. Ama bugün tekrardan ek olaraktan stüdyoya gidiyorum. Evet canım. Hı. Ya. Güzel oldu ama değil mi? Ek olarak vereceğim şimdi. O beste var ya okuyamamıştım. Ne karatını çıkamamıştım. Evet. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, do, si, mi olaraktan. Evet canım.
Ha burada zannedersem 10 şey kaç? 18.55'te herhalde 1000'e ulaşmadık orada. Fakat burada efendim 1000 küsür oldu görüyorum ben. Rica edeceğim efendim, birisi yazabilir mi? Rica ediyorum. Mümkün mü sevgili hayranlarım? Hı? Keklik mahallesi 18.55'te 850'ydik. Serap, hoş geldin canım. Evet. Orada 850 idi. Burada kaç efendim? 3 gün yokum. Şeyde 18.55'te 1020 var burada. 1020 derken rakam olaraktan, takipçi olaraktan sordum. Sakın yanlış anlaşılmasın efendim. Bir de sizden şeyi rica edeceğim. 18.55'te 800 küsürdü. Değil mi efendim? Ha, oradan 3 gün yokum. Sevda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Ne var ne yok? Serap Hanım yarın pazartesi, yani girdik zaten pazartesiye girdik efendim. Benim de şu anda çok önemli ek olarak ilave edeceğim şeyler var efendim. MR, timografi, ütülasyon, onları götüreceğim. Evet, bakışlarım çok güzel. Siyah bluzum gayet güzel yakışmış. Teşekkür ediyorum sevgili Serap Sandıkçı hanımefendi. Şuradan bir giriş yapayım buraya. Saat şu anda tam 12. Değil mi efendim? 12. Ataşım mı gelmiş buraya? Sibel gelmiş herhalde buraya. Kabul mü etmek gerekiyor efendim? Aa, konuk olarak da. Öyle mi? Tamam.
Olmadı mı efendim? Aa, neden? Kız çık da tekrar gel. Hüsnü Baysal mısın? Nesin artık sen de? Aa, gerçekten efendim. Tekrar gönderelim efendim. Hüsnü Baysal'a. Geldim efendim. Geldi. Kabul edelim. Hüsnü Baysal'ı. Evet, şu an bağlanıyor herhalde Hüsnü Baysal. Merhaba. Merhabalar. Evet, Hüsnü Baysal geldi efendim. Rantı yapıyor sesini. Aa, neden? Ama olmaz ki Hüsnü Baysal. Ha, şuradan mı? Ha, anladım. Anladım efendim. Hüsnü Hüsnü Baysal geldi. Baysal geldi. Şu Şu an an burada. burada. Gördünüz mü Gördünüz efendim? Hüsnü Hüsnü Baysal'ı? Baysal'ı. Baysal'ın adresi oluyor. Ama yani Şu yapıyor. ama Ama Hüsnü Hüsnü Baysal Baysal'ı seni ben ben çıkartmak zorunda kalacağım senin. O yüzden şöyle. şöyle. Şuradan Şöyle. şöyle. Efendim, Hüsnü Baysal yankı yapıyor. Hadi Hüsnü Baysal git buradan. Çıkartıyor şimdi. Çıkarttım efendim Hüsnü Baysal'ı. Mavi tıklı Hüsnü Baysal'ı çıkarttım. Çünkü sesi yankı yapıyordu efendim. Duyulmuyor. Gerçekten. Hiç aklıma gelmedi. Onu da denedim canım. Onu da denedim. Yaka mikrofonundan mi bahsediyorsun canım? Gerçekten. Şimdi ben burada efendim şöyle evet. Şimdi efendim elimde olan evraklarla daha önceden vermiş olduğum gerekli yerlere yapmış olduğum bestelerle az sonra stüdyoya çıkacağım. Evet. Dedik, çaldım.
Düdük adlı eseri seslendireceğim efendim. Bakalım ne olacak? Evet, bunu da bu şekilde ne yapıyoruz efendim? Gereken dediğim gibi ay yanlışlıkla efendim kola dökecektim dolduracaktım Fanta dolduracaktım kola doldurdum yani nasıl şimdi şey yapacağım onu değiştireceğim. Ama zaten hava sıcak olmaz. Sibel Hanım'ı çağıralım efendim adaşımı. Bu değildi herhalde. Yok, bu değil efendim. Ay, karıştırdım gerçekten. Neyi karıştırdım? Fanta ile kolayı karıştırdım. Olmaz efendim. Kaçtı bu an şuydu. Girişi nerede? Yaptık. Şuradan mı yapalım? Bakayım şöyle efendim. Geri gelelim. Geri gelelim. Biraz daha geri gelelim. Ondan sonra şöyle tıklayalım efendim. Tıkladık zaten. Evet. Samsung telefonum arızaya geçmiştir. Ama teknoloji olarak da ben yaptım. Nasıl olacak bu? Burada niye görünmüyor o Sibel Hanım? Burada da görünmesi gerekiyor. Bakalım efendim. Anladım. Şimdi şöyle yapalım efendim. Merhaba diyelim. Bakalım. Merhaba. Yine aynısı oldu. Ha yok. Oldu. Oldu efendim. Oldu. Evet. Aldık mı efendim? Sibel Bey sağ geldi mi efendim buraya? Görünüyor mu? Görüntüle diyor. Hadi görüntüleyeyim. Bakalım nasıl olacak efendim? Hangisini görüyorsun? Sibel Dansal 18.55'i şu anda görüyor musun?
Ama ivedilik de yazmanı istiyorum söylemini. 18.55 görünüyor. Şu an konuk olarak görünüyor efendim. 18.55 olan Sibel Baysal. Şu anda efendim. Tamam, bence bu kadar yeterli. O zaman Sibel Baysal'ı tekrar deneyelim efendim, 18.55'i. Görüntü olarak görünüyor mu? Miri, ben görüntü olarak görünüyor mu? Görünmüyor. Ben görünüyor mu? Görünüyorsun demiş. Ha, görüntü yok. Ya az önce dedin ya görüntü var diye. Neyse. Çünkü onu takip etmediğimden dolayı, ondan dolayı canım. Tamam mı canım? Belma seni takip etmeye başladı. Sibel Baysal. Belma kimdi kız? Anımsar gibi geliyor bana. Acaba anımsayabilecek miyim ki? Unutmuşum gitmişim yani. Gerçekten. Şimdi bakalım efendim. Burada karşı taraf bana şunu bir iptal edelim. Bu Sibel Baysal'ı. Ha, iptal ettik efendim. Belki ondan sonra konuk almakta gerçekten önce beni arayın diyeceğim. Artık kimseye güvenim kalmadı. Ondan dolayı. Tamam mı? Güvendiğim dağlar gitti. O ismini prim olarak vermeyeceğim. Kombi. Kombi. Pancar kafa. Heh. O Merve. Bunları kesinlikle Alman. Bunları kesinlikle almayı düşünmüyorum. Ekim. Asla. Tamam. Aynen abla. Doğru söylüyorsun.
Son. Kimseyi yayınlarına alıp şöhret etmeyi sen eşsiz bir fenomensin Sibel Baysal. Tamam da ablacığım bir tanem. O güzel yanaklarından öpüyorum, ellerinden öpüyorum. Doğru söylüyorsun ama ve lakin şunu söylemek istiyorum. Hani kalkıp da işte ben papırhaneye gittim de şudur budur diyerekten ya sen kalkıp da o şeyden Bilal Beşli'den Şükrü Doğan misali karakolun önünden geçemedin sen ya. Ben şimdi gidiyorum Emniyet Müdürlüğü'ne. Vermiş olduğum ifadeler var. Ek olarak bana gelen kayıtlar, benim aldığım kayıtlar daha doğrusu. Tamam mı? Onları da ek olarak sunacağım. Yine başrolde Bilal Beşli, Eki abilinde Fulya, ondan sonra Şükrü'yü duymuyorum ama perde arkası olabilir. Onun hakkında da gerekli ek olarak vereceğim. Başka kim vardı? Bir de Merve'yi. Merve'yi ilk defa yazdıracağım. Yazdırayım mı kızdan yazdırmayayım mı? Soruyorum size. Niçin git onun şeyine? Folyanı. He? O da mı Bilal işbirliğiyle işbirlikçi? Bence onu da iki satır. Çünkü sürekli diyor ya benim eşim astsubay işte şöyledir, böyledir diyerekten ondan sonra arabalarda geziyor, cirit atıyor, kamyonculara biniyor, ediyor. Yani elimde kayıt yok ama görmüşlüğüm var. Onu da Şükrüye Doğan, Şengül, Şükran daha iyi biliyor. Zümrüt de iyi biliyor. Şunu söylemek istiyorum. Fazla uzatmayacağım çünkü araba bekliyorum. Eğer bakınız efendim. Bakınız. Ben tek başına Ankara bürokratlar memur kesiminde, memur şehrinde yaşayan bir Sibel Baysal'ım. Bunlar çeteleşmiş çete halinde benim üzerime geliyorlar ama ben tek başıma geç de olsa adalet yine yerini buluyor. Ben Bilal Beşli gibi kalkıp da küçük bir oda kullanıp yazıcı çıkartıp yok bilmem neyi çıkartıp işte bu evraklar nerede ya onları da unutmayın ha. İyi aklıma getirdiniz. Çünkü ek olarak şey yapacağım ya. Yani. Ulan utanmıyor musun lan? Sen obezite olaraktan. Ha? Bunları işin gücü milletin evini barkını almak. Millete tazminat davası açmak. Bilal Beşli. Yeliz'i niye karıştırıyorsun sen buraya? He? Yeliz aracı olmuş, hastane bulmuş sana burada. Orta Doğu hastanesinde obezite olarak da yardımcı olmuş. Kendi doktoruna önermiş. Yeliz'in burada herhangi bir suçu yok.
Para çıkartaraktan eline ne geçiyor lan? Adaleti oyalıyorsun. He? Adalet senin ne fırıldak olduğunu bilmiyor mu? Adaleti oyalıyorsun ha? Gevzeyi. İki. Resimleri gösteriyorum. Küçük bir oda. Ondan sonra royun üzerine de atıyorsun. Roy kokunu. Finansal grup olaraktan o beni. Onun adı geçiyor. Üç. Şükriye Doğan'la şahit ol diye zorla tehdit etmiş. Şükran'ı. Burada da öyle. Adaleti yuttu. Yutar mı adalet? He? Ama Şengül şahitliği kabul etmemiş. O da burada. Ayşe Altıntaş. Zorla yazdırmaya kalkmış. Ayşe Altıntaş'ı. Hakkınızda açılmış olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame, tebligat evinizde gelmiştir. Furya Öztürk. Burada yoksun sen. Şimdi olacaksın. Çünkü senin hakkında dün suç duyurusunda bulundum. Tamam. Seni de buraya ek olarak şimdi ilave ettireceğim. Beni ebedi kokuriye müsaadenizle efendim Tunaktan bir kola alacağım soğuk. Geliyorum.
Evet, burada yazıyor zaten. Teşekkür ediyorum canım. Canım zaten yazılı yazılı. Dün vermiştim ya canım. Tamam. Eksikliğinden dolayı diyorsun ama yani onlar çıkartıyorlar telefondan, Instagram hesaplarından, adresinden, telefon tapelerinden. Her şey çıkıyor ortaya canım. Şimdi az sonra efendim kırmızı mavi tıklı hesabından huzurlarınızda olacağım. Gerekli yerlere gittiğimde yasal olan yer olmazsa oradan şey yapacağım. Ama buradan çıkarken işte şu an bekliyorum. Aracı bekliyorum efendim. Tamam mı? Ondan sonra gerekli açıklamalar yapılacak. Deniyor Hanım, sizin ne işiniz vardı o Merve ile orada? Siz miydiniz? Çok merak ediyorum. Yoksa başka Derya mıydı? Rica ediyorum efendim. Uğur'u süründürdün. Yeliz'in hakkında dava açtın. Ama şunu unutma. Butka her zaman revaçtadır. Dediğim gibi obeziteler sinyaldedir. Similyalılar revaçtadır. Uğur adına da konuşuyorum, Yeliz adına da. Tamam mı? Heh. Hadi tekrar çağır Sude'yi. Tekrar çağır Şükriye Doğan'ı. Hangi bir gün sana o Şengül geldi? He? Gelmez. Çünkü niye? Senin ne mal olduğunu, ne kaypak olduğunu, sahte avukat rolüne büründüğünü, insanlardan para, evini, barkını uzlaştırmacı avukatlar aracılığıyla hakimlerimizi, savcılarımızı oyalayıp ve alıntı yapıp
Yapay zeka olaraktan gönderiyorsun. Ama Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına yazmış olduğum bir dilekçede dosyaların birleştirilmesini Petit Hoogeveen tarafından, eskiden adı Bilal Beşli, insan adını değiştirebilir veya evlendikten sonra artık yok. Yeni kanun çıktı. Öyle bir şey yok. Kanun çıkmasa da yasal yollardan hangi muhtar sana bunu yaptıysa o muhtar da gözaltına alınacak. Hangi nüfus müdürlüğü yaptıysa onlar da ifade verecek. Peki o yüzdenler. Önceki adın Bilal Beşli. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben gerçekleri konuşayım ben burada. Şimdi Yeliz Hanım kalkmış Yeliz'e işte uğru vermiş. Uğru vermiş. Ha bu. Burada ağzımı bozmuyorum. Çünkü neden bozmuyorum? Korkumdan değil. Adaletli konuştuğumdan dolayı. Haksızlığa gelemem. Uğur'u kalkmış, boş yere şikayet etmiş. Uğur'un da Yeliz'le biliyorsunuz yıllardır ev arkadaşılar. Uğur'u şikayet ettiğinden dolayı kalkmış Uğur'u iftiralar alıntı olaraktan işte oradan almış, buradan almış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Ondan sonra Uğur'u belirli bir daha önceden bir aranması var iken Uğur'a alıntı yapıp iftira atmış. Bu Bilal Beşli. Sonrasında biliyorsunuz Yeliz Uğur'a çok düşkündür. Uğur da Yeliz'e çok düşkündür. Bunun için nasıl ben kombi için, burası çok önemli efendim, burayı iyi dinleyin. Kombi için 2 gün ben şeye yanaştım. Yarısını ödedim ben. Folyaya. Ha, Yeliz de Uğur'la beraber gitmiş. Aa, bu Bilal Beşli'nin bulunduğu Gebze'ye. Senin Yeliz'den, Uğur'dan hem boş yere dava açıyorsun, haksız yere, sonrasında kalkıyorsun, para istiyorsun. Çünkü niye? Uğur'un aranması ortaya çıktığından dolayı. Yeliz de dayanamıyor. Uğur'un şey olmasın, tehdit ediyorsun kadına. Sonrasında Uğur'la Yeliz Gebze'ye geliyor. Sana bir miktar para, dolandırıcılık yapıyorsun adaletle, adalet yoluyla. Adalet yoluyla derken ne? Onların hepsi burada mevcut. Tamam mı? Ha. Adaleti yanıltıp, oyalayıp, kandırıp, dolandırıcılık yapıp öyle yaptım. Seni ne Yeliz, ne Uğur. Tamam mı? Uğur gitti paşalar gibi yaptı. Senin aldığın dekontlar da bende. Beşli. Gebze İlamat Bürosu'nu, Veznedar bölümünü, her türlü kurmuşsun ya kendine küçük bir oda. Herkesin hakkında. Evini alırım, barkını alırım, şunu cezaevine tıktırırım, yok bilmem ne, şudur budur diyerekten hepsi bende. Ha burada. Şimdi de Fulya Türk Yılmaz'a dilekçe yazdım.
Tıpkı şeye yazdığın gibi. Şahit yazdı. Helal olsun burada Şengül'e, şahitliği kabul etmemiş. Tabii. Şengül'den 20 bin istediğin evrak da burada. Şengül ağlayıp duruyordu. Başlık atmıştı. Bilal Bey işte benden 20 bin TL istiyor. Uzlaştırmacı aracılığıyla. Hoş geldin İlyancığım. Onlar da burada. Ek olaraktan da A bu fulyayı şimdi ve artı eksik olan şeyleri Merve senin de veriyorum. Senin kocanın, madem senin kocan az subaysa, o zaman senin ne işin var burada? Neden cirit atıyorsun burada Merve? Ha? Soruyorum. Kocanı kullanıyorsun ya, diyorsun ya, benim adım Merve, benim kocam Asubay. O zaman senin ne işin var burada? Maalesef seni de yazdırmak zorundayım. Neymiş onun ne? Öyle diyor ya. Benim kocam Asubay. Bir daha bana engelleri kaldırın demeyin. Tamam. Ben çok analizciyim. Elimde delil kanıt olmadan ben kimseyi şikayet etmem. Elimde kanıt, gözümle göreceğim. Ben adaleti, kanunu yanıltan, oyalayan bir Sibel Baysal değilim. Tamam mı? Demek ki elimde yazışmalar var, kanıtlar var. Da engelleyeyim. Almanlar nedir? Ne oldu bilirsiz. Ben sabaha kadar burada size cevap veremeyeceğim. Dört kişiyi engelledim. Artık kaldırmam. Çünkü aklım yerinde, şöyle alkol olaraktan evet içiyorum ama bilincim yerinde. O yüzden dört kişiyi engelledim. Bundan dolayı onlar hakkında yok abla. Aa, kafan iyiydi de, yok bilmem sinirliydin de bunun engeline kadar da şeyle böyle.
Ha, olabilir. Evet. Bir astsubayın karısı Merve yayınlara katıldığını Genelkurmay başkanlarına tabii ki onu da yazdıracağım. Şimdi yazacağım. Yazacağım derken şeye şimdi çıkacağım zaten. Hı. Ha asker, ha subay. Sonuçta genel kurmay veya askeri şeyinde görev yapan bir kadın çocuğuyla buraya gelip tıpkı Fulya Türk Yılmaz gibi çocuğunu Öztürk Yılmaz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ondan sonra da zaten çıkacağım efendim. Bilal Beşli bacısı olan Zeliha Nur Beşli'yi defalarca kez kullanıp sosyal medya aracılığıyla ondan bundan haraç almaktadır. Uzlaştırmacılar aracılığıyla. Şunu kısaca ifade etmek istiyorum efendim. Bilal Beşli 10 defa, 10 defa, 10 defa ne demek? 10 ay. 10 ay hakkında susturma kararı verdiriyordu. 10 Nisan karakoluna gidip imza atıyordu. Uğur'la Geliz'in olacak olan mahkemesi nerede olursa olsun Ankara'dan talimatlı olaraktan şahit olaraktan kendimi de yazdıracağım. Çünkü ben haksızlığa gelemem. Uğur'u cezaevinde aranması çıktığında daha önceden bir suçtan dolayı Bilal Beşli Geliz Hanım'dan koparttığınız yasa dışı para miktarı bende. Bunu da buradan belirteyim. Ha, son olarak şunu söylemek istiyorum. Burası çok önemli. Geliz'de Uğur neden Gebze'ye gitti? Bilal Beşli'ye. Neden videolar çektiler? Gerek işte o ırmak kenarında. Ha. Çünkü tehdit ettim. Herkesi tehdit edip yalan beyan alıntı olaraktan yapmış olduğun ihaleler sana geri döndü. Bilal Beşli. Şimdi sana ne Yeliz ne Uğur. Uğur'un aranması varken orayı kullandın. Ben şu an kim için imzaya gidiyorum? Senin için. Çünkü sen yalancısın. Sen adalete oyalayan bir mahlukatsın. Stajyer, uzlaştırmacı
Avukatlar aracılığıyla kimden ne kopartabilirsen. Tamam mı? Bunu da buradan söyleyeyim sana. İki abine baktım ki ne? Evet, kapatacağım efendim. Birazdan. Adaleti oyalamak, polisleri oyalamak, emniyet teşkilatını, güvenlik güçlerini oyalamak, hakimlerimizi, savcılarımızı alıntı olarak, yapay zeka olarak da sen yapıyorsun Bilal Bey işte. Şu anda da iki abilinde Şükriye Doğan var ve Polya Öztürk Yılmaz var. Hadi bakalım. Adalet mülkün temelidir. Ay efendim. Birazdan tabii ki çıkacağım. Hazırlandım. Zaten hazırlandım, evet. Şurada belki hava serin olabilir efendim. Senin hakkında Ali Büyük. Ha, Ali Büyük'e gelelim. Ondan sonra kapatayım. Ali Büyük de okşam. Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı eğer buradan hakkınızda iddianameyi düzenleyip de geç olur, ceza ağır olur. Çıkın onu söyleyin. Ama şunu unutma. Okşan'dan vazgeçerim. Seviyorum ben Okşan'ı. Vicdanlı, kendi ekmeğinde. Ama senden asla vazgeçmem. Geldi mi ikiniz de tebrikat? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açıldı mı? Açıldı. Gelmiştir. Bana geldiğine göre yani ben de öyle alıntı, yapay zeka, yok şu hakimi, yok bilmem şu savcıyı şey yapayım diyerekten öyle oyalamak yok bende. Ama ben Okşan Lubunya arkadaşım olduğundan dolayı, Lubunya arkadaşım olduğundan dolayı ben ondan mahkemeye çıktığımda davadan vazgeçeceğim. Ama Bilal Beşli senin bana ettiklerinden ama Okşan'dan da bu şeyi isteyeceğim. Bana diyecek ki ne mahkemede? Evet, Bilal Beşli beni Sibel Baysal'a karşı yönlendirdi. Dediği bir dakika geçelim. Yoksa kamu davasına döner. Okşan'ınki. Veya geçmem Okşan'dan. Bana buradan söyleyeyim. Çünkü burada söz konusu psikolojiyim. 5-6 aydır. 5-6 yıldır. Yani benim başıma musallat eden Ali Büyük. O yüzden bakalım. Yalakalık yapmıyorum ben burada kimseye. Ona mahkeme karar verir. Tamam. Ama müşteki de dinler. Mağdur da dinler. Davalıyı da dinler. Davacıyı da dinler. Eğer mahkemeyi oyalamak varsa ihale zaten size dönmüştür. Dava açılmıştır. Hem de ağır cezada. Bana ne o günden? Bana ne? O gün kim bilir nasıl bağladı yine bu? Bilal, Bilal Beşli. Seviyorum ben kardeşimi. Bana kebap göndersin, göndermesin diyerekten değil. Ara verdi diyerekten. Senin bak Bilal Beşli
O günle beraber, o gün kara, neydi? Kara neydi ya? O gün ha. Ne yapacağım Leyla? Bunu da buradan söyleyeyim. O gün Karaca'yı senin hakkında yapmış olduğu dava Kuşadası Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Aranızda anlaştınız mı? İstediğiniz kadar anlaşın o gün ve Bilal kamu davasına dönüşür. Beni ilgilendirmez. Ama o olayın konunun vakıfı benim. Bilgilerim doğrultusunda konuşuyorum. Sevgili o gün. Diğer adı takma adı doping. O gün Karaca. Tamam canım. Ha. Barış barışma. Beni ilgilendirmiyor Bilal Beşli'yle. Ama mahkeme nasıl sana da karşı bana iftira attırdı, vicdan azabına uğradın, yanımda Mert vardı, Balgat oturan lavi arkadaşım, maviş gözlü. He? Aranızdaki problem beni ilgilendirmiyor. Ama iyisiniz ama kötüsünüz. O gün Karacan Bilal Beşli. Adalet mülkün temelidir. Diyor Leyla Hanım'ın dediği gibi. Engellediniz mi? Tabii ki. Kimi engellediniz mi diye merak etmeyin efendim. Merve'yi. Çünkü kahpe olduğu dönek olduğundan dolayı engelledim. Alman'ı da engelledim. Kaç kişiyi engelledim? Hadi bakalım. Hayır. Yeliz'le Uğur haksıza uğradılar. Ben şahsım adına. Onlar da benim gibi. Ama adalet mülkün temelidir. Zeynep Hanım sana niye yaklaştı? Fulya Öztürk Yılmaz ha? Niye yaklaştı sana? Çünkü Zeynep de çok kültürlü. Filiz Ökçevik. Tamam canım. Heh. Beraber gittiğimizde, ifade verdiğimizde Filiz Ökçevik kalkıp sana Filiz Fulya Öztürk Yılmaz sana kalkıp bilgi verdi mi bu konuda? Verdiyse söyle. Veremez. Verdiyse dinlemek istiyorum. Evet. Umarım Filiz Ölçevik de diğer adı Zeynep. Kimseyi almıyorum ben. Çıkacağım zaten. Ek olarak ifade vereceğim. Aa, şahsım adına zorla değil. Elimde olan şeylerle ilgili. Delillerle. Ha, burada her şey ispatlı. İstek atma bunu. Atmayın. Diyeceklerim bu kadar.
Şimdi aracı bekliyorum. Araç geldiğinde yine yasal olan yerde video çekerim. Yasal olmayan yerde sesi kapatırım veya komple. Tamam. Elli yaşındayım. O kadar acılar çektim. Sırtımdan bıçaklandım. Ölüme terk edildim. Mamak çöplüğüne atıldım. Öldü diye mezarlığa bırakıldım. Ama Allah'ın sevgili kuluyum ki kurban olduğum Allah beni yaşatıyor. Çünkü sizin istisna olaraktan ne karakterde olduğunuzu çıkartmam için. Şu anda da gidiyorum zaten. Şu sesimi şey yapayım ben. Nerede bu tabak? Siz böyle yaptıkça efendim, bakınız. Siz derken de çoğunlukla konuşmuyorum. İstisna olarak da. Tamam mı? Benim Aurora her zaman köpeğim, kraliçem havlar. Ama baktık ki annesi mantıklı konuşuyor. Buyurun efendim, Aruşkan. Ha burada. Kurban olayım Aruşka'ya. Yoksa her videomda şey yapıyor, havlıyor ediyor. Ama şu anda o Abu isimlerin saydıklarım Bilal Beşir, Şükriye Doğan, Bilal Beşli. Tabii ki alınacak. Tabii ki alınacaklar. Yok, değişik bir yer var. Evraklar elimde. Ek olarak da. Gideceğim yer seni ilgilendirmiyor. Kimmiş bu ya? Ha. Bak Mehver, misin nesin? Bunun şeyini bana engelini kaldırttırdın. Yine engelledim. Ona göre haddini bil.
Kısa mıydı kız o? Aa. Çıkacağım. Kısa konuşalım. Alıyorum. Yeriz gelmiş herhalde. Ama Yeriz'den beni WhatsApp'tan şey yap. Ya telefonla bir kere çaldır canım. Değil mi kızım? Yani. Güven kalmıyor işte, güven kalmıyor. Yani. Aynen Deniz. Önce Yeliz beni arasın. Abla benim desin. Heh. Ondan sonra alayım. Hey, konuk. Uzatacak değilim zaten. Ay bir de karnım şişti. Şey yapacağım. Şimdi gerekli yere gittiğimde bugün şey yapmayacağım da bende var. Bir günüz var. Hayır canım, sen sahtesin. Sen Yeliz değilsin.
Lan benim hesaplarımdan açmayın bak. Ben takip edip etmediği gözüküyor orada. Ha, birisi açmış ya. O Merve de değildi zaten. O bak birilerinin hesaplarının üstünü açmayın. Ayol bu öteki hesabı. Ben şimdi seni engellerim bakalım. Benim başka hesabım yok. Yo, açmışlar ya kız bir tane. Bana mı? Evet. Merve'ye fakir açmışlar ama benim hesabım böyle bir hesabım yok. Ayol Benim burada başka burada. hesabım yok. Benim hesabımı açmışlar. Evet. Eşan abla mı açmışlar? Takip ediyor Tabii. beni görmez mi aşağıdan? Yok ayıp çok. Simine görecek dediği yok deniz iyi bir insan. Öyle bir şey yazma. Yazma. Profili alın yerinize gönderin. Yeliz'in adına açılan gönderin buradan. Ben de hazırlandım. Gereken ekipmanım var canım. Hazırlandım derken Okunuyor. çıkacağım zaten. Benim bu karayla ne alakam var? Karı mı? Ayal dünyada tek yeriz bu mu? Deli mi ne? Ulan sana mı diyor? Eşanlar diye hesap açılmış sana. Onu Hadi diyor. alıkma. Bunu sabahtan beri mücadele ediyorum ben burada. Başsağlık. Yani normal alık. Açmayın arkadaşlar. Böyle yapmayın ya. Tövbe estağfurullah. Ya. Bu karı kim yazmış bir de? Yine sen uyuyordun. Ne oldu kız? Tekrar uyuyor. Ben de şimdi gerekli yerlere gideceğim. İlk olarak da. Hayır, Uyandın olmasın. mı? Öbür tarafta şey vardı. Bir tane kadın vardı. Benim aklımda at tutuyordu. Ben ona gittim. Haddini bil dedim. Bir tane karı var. Sen onu tanımıyorsun. Benim evime geliyor gitti. Evime geldi gitti. Atıp tutuyormuş arada. Ay tövbe estağfurullah. Oh. Ben uyumuyordum. Ne uyuması? Gündüz uyuyordum ben. Evet arkadaşlar, az önce söylediğimin kısaca özet geçeyim. Geliz buradayken geçmeyeyim. Bunlar davalıklar, ben de davalığım. O yüzden elime net geçen bilgiler doğrultusunda görüyorsunuz. Her şeyi gösterdim ben burada. Bu video çok önemli. Dikkatlice izleyin burayı, bu videoyu. Tamam mı? Ne olmuş? Tekrar ben buradan anlatamam. Çünkü çıkmak zorundayım. Sevgili Yeliz. Tamam. Sen aşağıya yüklersin beni. Oradan izlerim. Ha. Ay. Yandan kim gülücük atıyor? Ayıp değil mi? Niye gülüyorsunuz? Anlamadım.
Şimdi ben bunu kapatayım. Ondan sonra sen gereğini konuş. Bilal Beşli, Fulya, Türk Yılmaz, Uğur Soylu, Bilal Beşli, Yeliz hakkında olan adaleti oyalamak Sibel Baysal ağzından dobra açıklamalar. Adalet mülkün temelidir.